Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah kısmet olursa şu görmüş olduğunuz siyakat metnini okumaya birlikte inşallah gayret edeceğiz ve hemen dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın şu kısım muhasebe arkadaşlar. Muhasebe, bakın şu kısım böyle gidiyor gördüğünüz gibi. Muhasebe. Demek ki bu kısım neymiş? Şöyle gösterelim. Muhasebe. Tabii bir tamlama yapacağız. Muhasebe-i. Peki bu kısımdan sonra okunulacak yer kaldı mı burada? Hayır. O zaman bir aşağı geçeceğiz. Yani burayı birinci satır olarak görürsek burası ikinci satır. Demek ki okuyacağımız yer şimdi ikinci satırda. Şurası birinci satır, burası ikinci satır. Hemen ikinci satırı okuyoruz. Muhasebe-i, birinci satırda sadece o var. İkinci satırda bakın, mim, ha, mahsulat. Neymiş? Mahsulatın muhasebesi arkadaşlar. Bakın, T böyle uzuyor gidiyor. Siz bu çizgiyi çok nazarı itibare almayın ama şurası neymiş? Mahsulat arkadaşlar. Bakın. Mahsulat. Şurası sat harfi. Bakın şey ha harfi. Muhasebe-i mahsulat ve. Ve nerede? Şurada arkadaşlar. Ve ne? Muhasebe-i mahsulat ve ihracat. Ve ihracat. Neyin ihracatı? Tabii ki bakın evkaf. Demek ki bir evkafın, bir vakfın muhasebesi, şey mahsulatı ne yapılacak? Tutulacak. Yani gider sanırım bu. Mahsulat ve evkafı ihracat ve evkafı cami-i, bakın cami arkadaşlar, cami-i şerif, cami-i şerif. Gördük mü arkadaşlar? Bakın. Evkaf-ı cami-i şerif. Mutlaka görmüşüzdür. Evkaf-ı cami-i şerif. Devam edecek olursak arkadaşlar, cami-i şerif ve imaret ve imareti amire-i evet amire-i şu tamlama i'si arkadaşlar, bunun altını çiziyorum, bu buraya takılmıyoruz. O halde ne diyoruz? Ve imareti amire i, i burası, merhum, merhum ve mağfurun leh, merhum ve mağfurun leh, ve mağfurun leh sultan bin, sultan bin. Demek ki bir sultandan, bir padişahtan bahsedecek. Acaba kim bu? Hemen şöyle bir gelelim. Sultan bin Sultan Orhan. Sultan Orhan. Açık aslında arkadaşlar Orhan. Görmüş olmamız lazım. Sultan Orhan Han. Sultan Orhan Han.
Şu kısmı arkadaşlar çıkartamadım. Han kısmından sonra şuradayız. Der buru sa, yani Bursa şehrinden bahsediyor. Der Bursa ya da Bursa, Bursa şehrinden bahsediyor. Tekrar ediyorum, bakın. Şurası der Bursa. Biliyorsunuz Bursa, Bursa şeklinde yazılır. An tahvili, an tahvili, an tahvili. Antahvili, bakın kaf harfini çok uzun boylu yapmış arkadaşlar. Kıdvetü, kıdvetü. Gördük mü arkadaşlar? Burası kıdvetü. Şurası elif lam takısı var burada. El emacit, kıdvetül emacit. Ve el ayan. Aslında biz bunu ve el ayan değil, nasıl okuyacağız? Kıdvetül emacit vel ayan. Bunu bu şekilde okuyacağız arkadaşlar. Tekrar bakalım oraya bir. Bakın önce bir kıdveyi çizelim. Kaf harfini ne kadar uzun boylu yapmış. Kıdvetün. Şurası da el emacit. Tabi kıdvetün el emacit değil. Kıdvetül emacit. Muzaf muzafın ileyh yapıyoruz. Ve el ayan, ama bunu da vel ayan. Yani o halde biz bunu nasıl söylüyoruz? Bakın bir yazalım. Kıdve, kıdvetül emacit ve el ayan ya da vel ayan. Biz şurayı silelim ve el ayan olarak kalsın bu. Evet. Demek ki neymiş arkadaşlar burası? Bakın. Kıdvetül emacit. Bakın kıdveyi görüyorsunuz şurada. Bir de kare içine alalım. Kıdve. Hatta şöyle kare içine alalım. Kıdve, kıdve, tül emacit ve el ayan. El ayanı alıyorum arkadaşlar ve burada kalsın. Kıdve tül emacit vel ayan. Kimmiş bu kıdve tül emacit vel ayan olan arkadaşlar? Bakın açık bir şekilde yazılmış. Mustafa. Gördük mü? Mustafa. Peki Mustafa'nın bir sıfatı yok mu? Var. Kimdir bu Mustafa? Kıdvetül emacit vel ayan dediğine göre bir şehrin ileri gelenlerinden Mustafa. Bakın elif, gayın ve elif. Mustafa Ağa yani arkadaşlar. Hemen kırmızı yazıyı silelim. Mustafa Ağa'yı görelim. Gördük mü arkadaşlar? Mustafa Ağa. Bak. Mustafa Ağa. Evet, kimmiş bu? Mustafa Ağa. Peki Mustafa Ağa'nın bir sıfatı var mı? Var tabii ki. Nedir o? Mütevelli-i, yani mütevelliymiş. Neyin? Mütevelli-i, burada i var arkadaşlar. Evkaf. Gördük mü evkaf arkadaşlar? Mütevelli-i evkafı mezbure. Demek ki bir evkaf neymiş arkadaşlar? Mütevellisiymiş. Bakın arkadaşlar. İftihar. İftihar.
şu F'nin noktası, şu T'nin, şu da H'nin. İftihar, ul, elif lam takısı, H, vav var burada. İftiharul havas, elifi de koyduk. Satı da buraya koyduğumuzda, evet, iftiharul havas. Hemen çekelim, tablo gözükür zaten. Evet, iftiharul havas. Gördük mü arkadaşlar? Hemen biraz yan tarafa doğru ilerleyelim. İftiharul havas vel mukarrabin. Bakın ve elif lam mukarrabin, yakınlar anlamında. Mukarrabini, el mukarrabini şeyi altına alalım şöyle. Evet. Vel mukarrabin. Vav'a bir nokta koyayım şöyle. Bakın şurası vav. Şurası el. Şurası da mukarrabin. Vel mukarrabin. Devam edelim arkadaşlar. Mu'temedül mülük. Mülklerin güvenilmiş, itimal edilmişi. Mu'temedül mülük. Sadece mu'temedül mülük mu? Hayır. Ve hani ve işte ve es-selatîn. Bakın elif. Elif lam diyelim buna. Vesselatin. Böyle şuraya kadar. Vesselatin arkadaşlar. Ve esselatin. Gördük mü arkadaşlar? Aşağı geçelim. İnisül Hazreti, T'yi görüyorsunuz ne kadar uzun çekmiş. Hazreti El Aliye. El Aliye. Celis. Celis Ed Devleti. Bakın Celis El ya da Ed Devleti. Celis et devleti, hemen aşağı yan tarafa geçelim. Seniyetül, burayı arkadaşlar çıkartamadım. Bunun altını çizeyim. Ani sahibul izzi. Evet arkadaşlar, şurada kaldık. Sahibul izzi. Şurası iz arkadaşlar. Ve devleti. Sahibul izzi ve devleti. Sahibul izzi ve devleti. Hemen aşağı geçelim. Hazreti Ağa. Ağayı Daru Es-Saadet, yani Daru Saade Ağası. Daru Saade. Evet arkadaşlar, Daru Es-Saade görüküyor ama Es-Şerife, Daru Saadetü Şerife'yi burada göremedim. Bunun altını çizeyim. Devam edelim. El Nazır ya da En Nazır. El Vakı. El Vakı. An evveli. Hemen şöyle biraz çekelim. An şuradan tekrar alalım.
En-Nazır El-Vaki An Evveli Mart. Zaten arkadaşlar işlemler genelde Mart ayında başlar. Yani mali yıl Mart ayında başlar. Bunun altını çizeyim. Sene 1069 ile nihayetü burayı okuyamadım arkadaşlar. İla nihayetü hemen şöyle bir çekelim. İla nihayetü dedik. Orada kaldık. İla nihayetü burayı geçiyorum. Sene 1071 Bermucebi müfredat. Evet arkadaşlar, burada kalalım diye düşünüyorum. Yeterli ağır bir siyakat metniydi bu. Böylelikle bir siyakat okuması yapmış olduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.